Denizin haline bir bakın. Deniz ne halde? Şuradan kovayla su alalım. Denizin suyunun haline bir bakın. Bildiğiniz çöp suyu leş gibi kokuyor. Rengine bir bakın. Deniz mahvolmuş. Deniz bitmiş durumda. Giderek leş gibi kokuyor. Buradan her taraf çöp suyu. Bakın. Çavuş'ta bulunan Katatürk Beytaraf tesisinden dereye karışan çöp suları miktarı o kadar çok fazla ki. Giresun İdare Mahkemesi'nin ÇED kararı hakkında vermiş olduğu kararda Danıştay'da temiz yolu açık. Ancak bizim için bu ÇED davasının önceki ÇED davalarından bir farklı yönü yok. Zira geçmişteki ÇED kararları hakkında mahkemenin vermiş olduğu hukuk aykırılıklarının kaynağı tesisin seçilmiş olduğu yerin hem derenin hem de denize yakın konumda bulunması. Bununla beraber Çavuşlu halkının içme suyu kuyularının hemen yakında konumlanması ve tesisin konumlanmış olduğu vadi sebebiyle vadi rüzgarlarının etkileşimiyle beraber hemen Çavuşlu'da yaşayan insanların bu kötü kokuya ve kirliliğe doğrudan muhatap olmasıydı. Geçmiş yıllarda Çavuşlu halkının ÇED olumlu kararlarını aşmış olduğu davaların tamamını kazanmıştı. En nihayetinde bu sonuncu alınan ÇED kararına da karşı açılmış olan dava tekrar kazanıldı. Ancak buradaki önemli olan mesele şudur. Valiliğin kapatma kararını uygulamamaya dayanak ettiği işlem Haziran 2022 tarihli ÇED kararıydı. Dolayısıyla Giresun İdare Mahkemesi'ne taşımış olduğumuz ÇED olumlu kararın iptal edilmesi sonucu karşısında valiliğin kapatma kararını uygulamamaya dayanak edeceği bir işlem de artık söz konusu değil. Evet, leş gibi akan çöp tesisinin arıtma suyu borusu. Bakın burada denize vermişlerdi. Şimdi buradan kaynıyor bakın. Leş gibi çöp suyu, arıtılmamış su. Şuraya bakın. Suyun rengine bakın. Evet. Çavuşlu'da bu katı atık bertaraf tesisine karşı hukuki mücadele 2010 yılında başlıyor. 2010 yılından bu yana Çavuşlu hakkı anayasal hakkını kullanarak karşılaşmış olduğu hukuksal durumları mahkeme önüne taşıyarak sürecin takipçisi oluyor. Ve günün sonunda da her zaman kazanan tarafta oldu. Buradaki gelen süreç içerisinde hiç şüphesiz mahkeme kararlarının uygulanması kamu kurumları tarafından bir zorunluluk. Artık gelinen süreçte valilik makamının işlem yapma yetkisinde bulunan valilik makamının tesisin kapatılması hakkındaki kararı uygulamama noktasında herhangi bir dayanağı da kalmamış bulunuyor. Burada Çavuşlu halkının vermiş olduğu mücadele aslında bugünkü kendi refahlarını, kendi huzur ve mutluluklarını sağlamak için değil. Çavuşlu halkının vermiş olduğu bu mücadele Karadeniz için çok büyük bir kirlilik kaynağı olan bu tesisin hızlı bir şekilde sonlandırılması ve bu kirliliğin önlenmesidir. Bu süreçte artık mahkeme kararının uygulanmamasına devam etmesi durumunda hızlı bir şekilde Çavuşlu halkı ile beraber ilgili memurlar hakkında silsile yolla suç duyurusunda bulunacağız. Bununla beraber etkin bir hukuksal yolun tespit edilmemesi durumunda da hızlı bir şekilde Anayasa Mahkemesi'ne başvurmak suretiyle bu tesisin Çavuşlu için yaratmış olduğu tehdidi de ortadan kaldıracağız. Kazanan Çavuşlu oldu. İnşallah bu sıkıntılardan, bu beladan kurtulmuş oluyoruz. Hepimize hayırlı uğurlu olsun.